başlayan Osman müdür memurunu sever. Ancak bir o kadar da işini ve çalışmayı seven bir amir olması sebebiyle memurlarının senelik izin yapmalarına pek de sıcak bakmamaktadır. Polis memuru Samet de Osman müdürle birlikte 2011 yılından beri trafik şube müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır. Ancak gelin görün ki polis memuru Samet Elazığ'da göreve başladığı 2011 yılından bu yana Osman müdürünün yanına senelik izin için gittiği her denemesinde izin yerine havasını alarak geri dönmektedir. Ancak bizim izin mağduru polis Samet de yılmadan her defasında senelik izin almak için kesin bir kararlılıkla şansını denemeye devam etmektedir. Fakat Samet bu defa verdiği senelik izin mücadelesinde yalnız değildir. Bu defa yanında kendisine gaz vermek için giden ancak 2009 yılından beri izne çıkmayı bir türlü başaramamış bir başka izin mağduru polis emlak da vardır. Acaba Samet bu defa senelik izin almayı başarabilecek midir? İnanın bunu en az sizin kadar ben de merak etmeye başladım. E hadi o zaman hep beraber izleyip görelim neler olacak. Alo? Efendim? Efendim abi? Efendim? Elbise mi? Evet. Almaz mıyım? Almaz mıyım? En sevdiğin elbise sipariş verdim. Büyük ihtimalle ya bugün ya da yarın geleceğiz. Tatil mi? Tatil işi olmaz mı canım? Olmaz mı? Antalya evet. Antalya. Bodrum mu? Tabii ki hayatım. Bodrum. Bodrum. Abi bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Bir de strese soktun. Hadi bu sefer git bitirelim bu işi. Hadi git bitirelim o zaman. Emrah, şu işi halledelim. Sana söz, bir porsiyon acı lavanması var diyeceğim oğlum. Söz! Acı yok abi, acı yok! Emrah! Hadi şampiyon, hadi! Lan oğlum ne saçmalıyorsun sabahtan beri sen? Sanki sinemaya değil de bir yandan savaşa gidiyoruz ya, Allah Allah! Şu halde bak! Abi ben de sakin ol diye yapıyorum. Ben sakinim Emrah. Ben sakinim, bana sakin olma beni. Bu sakin halim abi şimdi. Evet. O zaman biraz gerin. Ben en iyisi vazgeçtim. Abi ne yapıyorsun? Buraya kadar gelmişiz. Buradan vaz mı geçilir? Bak bugün bir şeker gibi bir insan. Hadi yürü girelim. Ya Emrah, ben 2 yıldır geliyorum bu kapıya kadar. Hiçbir şey alamadan geri çıkıp gidiyorum. Ya abi niye öyle diyorsun? Biz de havamızı arıyoruz. Haa belli belli sen bayağı bir hava almışsın. Hatta aldığın havalar seni çarpmış. E ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Tabii ki içeri gireceğiz. Havamızı alıp çıkacağız. Vallahi iyi fikir. Hava değişikliği olur ha. Çal kapıyla girelim. Gir. Alo. Gel arkadaş kime diyorum ben ya? Ya sabahtan beri kime bağırıyorum ben? Bak 1 saat sürem var. O 1 saat zarfında geldin gelmedin. Kapat kapat. Kapat. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Anladın mı Rensin? Sanmam. Gençler gelin buraya, gelin buraya. Samet biliyorum biz için geldin. Ben de bundan korkuyorum. Yapmayın müdürüm daha bir kelime bile etmedim. Nereden anladınız? Sene son şubeye ne zaman geldin Samet? Müdürüm geçen sene ve iki sene gelmiştim. Peki gelme sebebin neydi? Sen herkesin istemeye gelmiştin müdürüm. Ya arkadaş, bir seneden beri şubeye uğramayan bir adam yanında Emrah'la gelirse sen de gir. Tabii ki senelik izin istemeye gelir müdürüm. E yani? Ama avucunu yalarsın. Yapmayın müdürüm. Az önce en son bilet Muhammed verdi. Al işte, yine yaptı bizim izin işi. Beyler, biliyorsunuz Elazığ trafiği yok. Yoksa ben de izin problem olmaz. Ya her defasında aynı numara ya. Samet sana kaç gün izin lazım? Müdürüm gönlümden geçen 20 artı 4. Ne? 24 mü? 15.
15 mi? 10 gün. 10. Müdürüm, en iyisi ben size çıkmayayım. Ah! Bak şöyle ya. Ya arkadaş, bu çocuğu da kendine benzetin ya. Yok müdürüm, benim zaten içimde var. Ha, içinde kalsın. Sağ ol, kalsın. Çıkmasın, kalsın. Tövbe estağfurullah. Şimdi arkadaşlar, ben sizi izne çıkarsam. Müdürüm, gerçekten izne çıkıyor muyum? Ya mesela yani. Ne zaman? Çıktığı zaman. E çıkalım abi. Beyler, beyler, gelin buraya. Ya arkadaş, izne çıktığım zaman gelin buraya. E girelim abi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şimdi ben ne dedim size az önce? Elazığ trafiği yok. Ekiplerin çalışmasının bozulmasın diye. Sen çıktığında senin yerine kim çalışacak? Ben çalışacağım. Hiç de fena olmaz aslında. Ne dedin? Yani müdürüm, diyorum ki insanlar konuşarak problemleri çözebilirler. Biz de konuşarak şu havuz problemine dönen izin problemimizi bir çözelim diyorum. Ya arkadaşlar, biliyorsunuz. Elazığ trafiği yok. Hazar Dağı kavşağı var. Karayolları kavşağı var. Vali Faribel Caddesi var. Gazi Caddesi var. Hürriyet Caddesi var. Birinci Harput var. İkinci Harput var. Ya al işte, yine başladı. Paça var, döner var, kebap var, üst katta aile evi var. Var oğlu var. Ne dedin? Anlamadım. Yani müdürüm diyor ki ben bu durumu evlilere nasıl şey yapacağım? Sana şey yapmana gidiyor. Anlamadım müdürüm, ne yapmana gidiyor? Yani bir şey yapmana gidiyor. Anladım müdürüm. Dur. Geçen ben personel listesine bakmıştım. Ama yine bir daha baktım. Samet, senin çocuk var mı? Yapmayın müdürüm Allah aşkına. Akşama kadar kavşakta trafik çekmekten çocuk yapmaya fırsat mı var ya? O zaman şey yapmana gerek yok. Müdürüm, ne yapmama gerekiyor? Yani izin başlıyor, yapmana gerek yok. Anladım müdürüm. Ama dur. Dur. Sana söz. Sana söz vermeyeyim abi. Ya arkadaş, bu çocuğu da yoldan çıkardın ya. Ya Emrah, arkadaşım gir bir yoluna ya. İhale bana kalıyor ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Sana söz. Çocuğun olduğunda doğum iznine ilave olarak 5 günde ben vereceğim. Yemin et. Samet. Anladım müdürüm. O zaman müdürüm, ben bir an evvel gideyim de çocuk çalışmalar, izin çalışmalarına başlayayım. Olur mu? Ya arkadaş, hele git ya, beni güldürün ya. Hele git, tövbe estağfurullah, git hele ya. Arkadaş, bu çocuk her gelene beni güldürüyor ya. Oğlum Emrah! Sen niye bu Samet'e uyuyorsun? Ne uyuması müdürüm, çalışıyoruz. Oğlum sen ne istiyorsun? Müdürüm. Ne? Müdürüm Ne yarar, ne? Yok bir şey müdürüm. Mesut bana. Tık. Peluşu gitti. Alo, efendim canım. Efendim hayatım. İzin, hayatım olur mu? Kontrolüm bitti. Tabii hayatım. Tabii gülüm.